Bugün olağan aylık toplantımızı Kulüpler Birliği olarak yaptık. Tabii pandemi koşullarında bildiğiniz gibi takımların tamamının başkanlarının burada olmasını beklemiyoruz. İstanbul'da katılabilen başkanlar burada katıldı. Diğerlerini ise online olarak bağlandık. Dolayısıyla 21 takımın tamamının başkanları ve temsilcileri bugünkü toplantımıza katıldı. Bugün artık ligler başladı. 4 maç oynandı. Dolayısıyla bugünkü yoğun gündemimizin en önemli bölümünde ekonomik futbolun şu an içinde bulunduğu zor ekonomik koşulları tartıştık. Hepimizin bildiği gibi futbolda özellikle pandemi koşullarının yarattığı ekonomik olumsuzluklar çok büyük. Bunları ne şekilde etkilendiğimizi, bununla ilgili nasıl tedbirler alabiliriz, bununla ilgili ne yapabiliriz diye Kulüpler Birliği'nin tüm paydaşlarıyla, başkanlarıyla bunu paylaştık. Tabii burada çok ciddi bir gelir azalması var pandemi koşullarında. Bunun başını maç günü gelirleri kapsıyor. Bu konuda iyi haber, bildiğiniz gibi Futbol Federasyonu bu konuda bir açıklama yaptı ve önümüzdeki hafta, yani bu hafta sonu oynayacak olan Cuma gününden itibaren olan maçlarda locaların %50 kapasiteyle açılacağını, tabii ki belirli sağlık koşullarını sağlamak şeklinde bu kriterleri de federasyon bize kulüplere gönderdi, bildirdi. Tabii bu iyi bir başlangıç ama bu küçük de bir başlangıç. Önemli bir adım olarak görüyoruz bunu. Zaten UEFA'nın biliyorsunuz kendi tavsiyesi de %30'a kadar seyirci alınabileceğini söylüyor statlara. Örneğin en son oynanan Rusya maçında geçen 2-3 gün önceki oynanan 2 gün önce oynanan Rusya maçında %30 kapasiteyle seyirci alım izni vardı. Biz zaman içinde bunun Türk futbolunda da zaten bu konunun, sağlık konusunun, pandeminin ülkemizde her gün daha iyi bir noktaya geldiği de düşünüyoruz. Bu konuda dolayısıyla futbol statlarının da daha fazla kapasitede açılmasını umut ediyoruz. Tabi burada şu da çok önemli. Bu sadece locaların açılmasıyla bazı statlarda şu an Türkiye Ligi, Süper Ligi'nde dahi oynanan birçok statta loca yok. Dolayısıyla bu takımlarımız da bu şekilde loca gelirinden faydalanamayacaklar. Onun ötesinde tabii birinci, ikinci, üçüncü lig takımlarını düşündüğümüzde onların loca sahibi olan takım sayısı çok çok az. Bunu da hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, çok iyi bir başlangıç. İlk defa geçen sene 8 maçı seyircisiz oynadık. Bu sene 4 maç, 12 maçtır seyirci yok. Dolayısıyla seyircimize kavuşuyoruz ama umudumuz bunun kısa bir süre içinde diğer sadece localar değil, stattaki tribünlerin tamamına yayılması. Bu aynı zamanda da tabii öğrenci, genç futbol meraklılarını da tekrar tribünlere çekecektir. Malum olduğu gibi onların tabii bu localarda yer alması maddi koşul olarak mümkün değil. Tabii bu aynı zamanda önemli bir kesimi, şu an maç seyredemeyen önemli bir kesimi de tekrar maçlara geri döndürecektir. Bunun için çok heyecanlıyız. Yine aynı konunun devamı olarak tabii sadece maç günü gelirleri dışında bizim kulüplerin önemli bir geliri de televizyon geliri. Yani bizim bu Digitürk'le yaptığımız 5 yıllık anlaşma var biliyorsunuz. Buradan gelecek ödemeler futbol kulüpleri için çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi koşulunda bunun önemi çok daha fazla artıyor.
Bu konuda yine herkesin malumu, biz yayıncı kuruluşla olan bu anlaşmanın daha uzun yıllar devam etmesini çok istiyoruz. Ama aynı şekilde de yayıncı kuruluşla bu sene henüz bir anlaşmaya varılamadı. Ve bu anlaşmanın en kısa zamanda yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü artık kulüplerin bu konuda maddi olarak dayanabilecek gücü de gün geçtikçe tabii azalıyor. Bu konuda da federasyonumuzla paylaşacağız. Bu konuda da kendilerine bugün kulüplerin görüşünü ayrıca bildireceğiz.